İyi günler, Batı Ermenistan Devlet Televizyonu Türkçe haberleri sunar. Batı Ermenistan Devlet Başkanlığı basın açıklaması, Kurtuluş Ordusu'nun şehit düşen gönüllü Ermeni savaşçılar anısına etkinlik, Ararat Mirzoyan ve Çekya Büyükelçisi Karabağ sorununun barışçıl yollarla çözümünü önemsediler. Madaist'ten Martakert'e uzanan yolun restorasyon çalışmaları devam ediyor. Kesab'ın Eski Yuran köyü bombalandı. Yaralılar arasında Ermeniler de var. Batı Ermenistan'da unutulan Hitit kenti. Şuşi Teknoloji Üniversitesi bayramsal bir etkinlik düzenledi. Ermenistan Cumhuriyeti'nde faaliyet gösteren tüm medya kuruluşlarına 11 Mayıs 2019 tarihi Ermenistan Cumhuriyeti'ne yönelik hukuki ve nihai olarak uluslararasınca tanınmasının 99. yıl dönümüdür. Batı Ermenistan Cumhuriyeti devlet yapısının mevcut hukuki ve politik faaliyetleri ve Ermeni milletine karşı uygulanan soykırım olduğu konusunda Türk Devleti'nin resmi onayı gibi belgeler etrafında Batı Ermenistan Devlet Başkanı Armenek Abrahamyan 11 Mayıs 2019 tarihinde sabah saat 11.30'da Skype üzerinden konuşmada bulunacak. Konuşma sonunda Abrahamyan medya temsilcilerinin sorularına cevap verecek. Basın toplantısı Batı Ermenistan Cumhuriyeti'nin Yerevan'daki büro merkezinde gerçekleşecek. Adres Yerevan, Agatankehos Sokak, No 2, Kat 4. Kurtuluş Ordusu'nun şerefi uğruna şehit düşen gönüllü Ermeni savaşçılar anısına bir etkinlik düzenlenecek. Batı Ermenistan Ulusal Konseyi Başkanı Armenek Abrahamyan, Bakan Albay Levon Gilbert Minasyan, Fransa'da veteran Ermeni Savaşçılar ve Partizanlar Birliği Başkanı Simon Azilazyan olmak üzere, Marsilya'daki Ermeni Apostolik Kilisesi himayesinde Artsah Özgürlük Savaşçıları Birliği, Batı Ermenistan Ermenileri Kongresi, sizleri bu etkinliğe katılmaya davet etmektedir. 12 Mayıs 2019 Pazar günü sabah saat 10.30'da Marsilya Ermeni Apostolik Kilisesi, Brado Bulvarı, Marsilya. Saat 10.30'da Artsah Savaşçılarının onuruna Şuşi'nin kurtuluşunun 27. yıl dönümüne adanan Requiem. Saat 12'de Ermeni Haçkar Anıtı'na çelenk bırakma töreni. Saat 12.15'te Artsah Savaş Gazilerinin konuşmaları. Teşekkür ederiz. Katılımınızı 11 Mayıs 2019 tarihine kadar belirtilen e-posta adresinde onaylatabilirsiniz. Ermenistan Cumhuriyeti Parlamentosu'nun Basın ve Halkla İlişkiler Departmanlığından NÜS-AYM'e yapılan açıklamada Ermenistan Cumhuriyeti Parlamento Başkanı Ararat Mirzoyan, Zirai Kalkınma Komisyonu üyelerinin dahil olduğu Çekya Cumhuriyeti Parlamentosu'nun Senato Başkan Vekili Milan Štech Başkanlığındaki heyeti 6 Mayıs'ta makamında kabul etti. Ararat Mirzoyan, Çekya Cumhuriyeti Avrupa Birliği'ndeki Ermenistan Cumhuriyeti'nin en önemli ortaklarından biridir dedi ve Ermeni tarafının yakın ilişkileri geliştirmeye istekli olduğunu belirtti. Parlamento Başkanı bu bağlamda parlamento diplomasisini, parlamentolar arası ilişkilerin rolünü önemsedi ve Milan Štech'e bu işte önemli katkıda bulunduğu için saygılarını sundu. Parlamento Başkanı Mirzoyan, Ermenilere karşı uygulanan soykırımı kınayan kararın alınmasından dolayı Çekya parlamentosuna şükranlarını iletti ve yakında Senato tarafından da kabul edileceğine olan ümidini dile getirdi. Artsah Cumhuriyeti'nde stratejik doğrultulardan biri olan Madagis yönünde önemli bir yol yapım projesi başlatıldı. Armen Press'in belirttiğine göre Artsah Cumhuriyeti Devlet Başkanı Danışmanı Tigran Abrahamyan kendi Facebook sayfasında bu durumu fotoğraflarla birlikte dile getirdi. Tigran Abrahamyan, Matais köyünün yanı sıra Mardagert yolunun restorasyon çalışmalarının ilk aşaması başlatıldı dedi. Halep'te yayınlanan Gantasar adlı dergide yer alan bilgiye göre silahlı terörist gruplar 6 Mayıs öğleden sonra Kesab'ın Esyuran köyüne füze saldırısında bulundu. Dergi Esküran'a 3 füzenin düştüğünü belirtmektedir. Füze saldırısı sonucu Kesaplı 2 Ermeni vatandaş yaralandı ve hemen Laskiye Sağlık Merkezi'ne kaldırıldı. Yaralıların sağlık konusunda tehlikeli bir durum bulunmuyor. Batı Ermenistan'ın Sivas şehrinin Altınyayla ilçesinde arkeolojik kazılar sonucu bulunan 3500 yıllık Heti Hitit kenti Sarissa'da elde edilen bulgular tarihe ışık tutarken toprak altında kalan gizemleriyle Batı Ermenistan'da keşfedilmeyi bekleyen kültür mirasları arasında yer alıyor.
dünya tarihinde Hititler ile Mısırlılar arasındaki ilk yazılı antlaşmanın yapıldığı yer olarak kabul edilen antik kent, Heti Hititlerin Batı Ermenistan'daki en büyük kentlerinden birisi. Bulunan çivi yazılı Hitit tabletlerinden yola çıkarak bu antik kentte krallar için dini ritüeller yapıldığı düşünülüyor. Tapınak binasının M.Ö. 1525 yılında inşa edildiği düşünülmektedir. Şuşi Teknoloji Üniversitesi bayramsal bir etkinlik düzenledi. Etkinlikte folklor ve şarkılarla Biz ve Dağlarımız adlı devlet şarkı ve dans topluluğu ile askerler yer aldı. Geleneksel ulusal oyun yarışlarının ardından konuklara Artsakh yemekleri ikram edildi. Farklı üniversitelerden davetli öğrenciler ve askerler Şuşi Kalesi'ne çıkarak birliği simgeleyen Şurçpar diye nitelenen halay çektiler. Şuşi Teknoloji Üniversitesi Öğrenci Konseyi Başkanı Aram Harutyunyan, Armen Press muhabiriyle yaptığı röportajda amaçlarının ordu-millet bağını daha da güçlendirmek ve öğrenci-asker dostluk ilişkilerini kurmak olduğunu dile getirdi. Bugün için bu kadarını öngördük. Şimdi size Maryam Kanaya'nın seslendirdiği Gomidas'ın Alakyaz Parçır Sarin adlı eseri sunuyoruz. Eserin tamamını Batı Ermenistan Devlet Televizyonu'nun resmi sitesinden izleyebilirsiniz. Hoşça kalın.